Uşağıdayım artık. Yağmur yağmış. Elhamdülillah. Demin hanım çıkmış buraya. Temizlik. Benim çıktığım zannetti herhalde. Her çıkışımda pandurun üstüne kedi yerleştiren, her pencereyi açtığımda kedi yetiştiren geçmiş. Ben burada oturduğum zaman yaptığı gibi hemşire, sözde hemşire. Ve hastaneden sonra Yusuf nasıl, iyi mi diye sormuş. Lom bombin. Karıma. Narsist lobomin. Bakalım biz ne göreceğiz. Açar açmaz pencereni biraz hava almak için. Pat, hiç fark etmeden gece yarısı gündüz kedi gönderebilen İlluminati'yi kaçaklar. Yusuf nasıl be? Hastaneden çıktıktan sonra iyi mi? Panjurun üstünde kediler çıkarken çıktığımı haberimi alıp anında yetiştiren İş kapısının pencerelerini açtık. Bodrumun kapılarını pencerelerini açtık. Parazit ne varsa oraya soktuğumuzu süpürdük içeriği odasına uyurken. Çünkü uyuduğu belli, ışığı kapalı. Bilgisayarla uğraşmıyor. 7-7-7-7 hastanelik olduk. Yusuf nasıl hastaneden sonra? Sanki hakkında yayınladıklarımı izlemiyor. Her bir paylaşımından sonra kedi hareketleri, köpek hareketleri benzerimin karşısında. O kadar yazdığım, yayınladığım şeyde sonrası belli kuzu postuna girdiler. Çünkü bunun uzatıp uzatmaz bir hareket yok. Ne kadar uzun sürer bilmem. Hiçbir hareket çekmeyecektir. Tıkırtımı duydu halde. Allah ise dün sosyal medyaya girdim. YouTube'a sürekli akciğerler için çözümler gözlerimden mesafi. Allah beni iyileştirecektir. Daha güçlü geri döneceğim. Bu fitnenin sonu gelecektir ben. Bu fitneye böyle kanallar sokakta hayvan merhamet sevgi sanıp besleyenler o kadar gösterdiğine rağmen yönetiliyorlar. Tövbe etsin. O kadar seviyorsa alsın evinde. Sevsin. Hani nerede bir 90 bile göstermiyor. Evet. Neydi bu? Golden Rottweiler gösteriyor. Sadece köşeden kendini gösteriyor, on gidecek. Nanik için. Onu tekrar kullanıyoruz. Balkona çıktın sen.
devasa bokları köşede olan. Karşıma dikilecek, işetecek, büyü gibi, aynen öyle işiye demiri eritmiş, Japonya'da direkt devrilmiş bu hayvanlar. Demiri bile yiyen çişleri, bitkileri bitiren azot, fosfor. Niye oraya iyi? Çünkü kaplı yoluyla gidiyor onun gazı bir yerlere. Aynı gösterişi yapacak. Çıkış zamanını hiç fark etmiyor. Sabah 12 kullanıyor bunu. Her zaman değil. Fakat zamanlama belli. Balkona çıkınca burada oturalı 5 dakika olmuştur. İnsanların taşıt servis beklediği o köşedeki devasa boklar ancak bu hayvandan çıkabilir. Kesinlikle zoonoslu bir hayvan. Biz Müslüman ümmeti olarak bu hayvanları çok seviyoruz, kabul ediyoruz. Böyle sıçtıkları yerde yuvarlak halinde bitkileri çürüttüğü halde, ağaç yapraklarını döktürdüğü halde, işedikleri yerleri çürüttükleri halde, asabı kene. Öteki ayeti geçiyoruz. Kafirlerin durumu aynı bu dilini sarkıtan hayvanlara benzer gibi. Ayetini geçiyoruz be. Asabı kene. Oku ile başlıyor. 90 nokta gittik diye bir tane. Kur'an'ı okuduk besme. Varsa yoksa asabı kene. Ve rakim. Şu 90 rakim. Din canı içinde kehve rakim olan. Bunlar Kur'an'ı çok iyi okumuş, anlamış. Hocaları bile hutbe, vaaz veriyordu. Bir kap su, bir kap yemek. Köpeğe çölden geliyor be, vay anasını. Çölden su vermiş ayakkabısına hayat kadını. Direkt Karaköy'den kaçık cennetlik. Peygamber olarak başka elbisemiz yok. Kesiyoruz. Kedi uyuyor diye kesiyoruz lan elbiseyi. Uyanmasın diye sonra onu giyiyoruz lan. Kesik görünür halde parçalı parçalı. Onunla dolaşıyoruz. Buna kanan Müslümanlarız biz. Buna kanıyoruz, sonra gidiyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Bu elbiseleri, zonos, parazit kaynayan insanlarla beraber pencerenin dibinde oturan, tam farz başlarken pencereyi açan, içeriye sinekler dalan insanlarla beraber. Başka hareket çekmeyecek mi? Zona mı azdırır hastalığını? Yusuf hastaneden sonra nasıl değil mi? Sinir damarına basacağız. Burnunu uzattı. Sinir edeceğiz. Ama çoğun. O çünkü ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Benzerimin karşısına mutlaklar. Evet, bunu gönderiyoruz tekrar. Esimli olarak işi var. Biraz daha zona azdır çünkü mahkemende sana iftira attı.
sonra diğeri oymuş gibi geldi. Sonra diğeri de. Bana dedi, hayır bana dedi, hayır bana dedi. Onu da geçiriyoruz. Bu sefer çöp atma değil, sadece suratına sokmak için. Takıntı göstermek için. Yeni kapıda hakim, aynı soyadan. Bu şeyleri öneriyor. Belediye başkanı falan aynı soyadan. Yengen öldüğü zaman otobüsünü buradan geçiriyoruz. Belediye başkanı. Hatırladı. Bana sormayacaksın mı hastaneden sonra nasıl iyiyim diye. Sordum. Karıma sordum değil mi? Bana da sordum geçen. Bana o panjurda kediyle sordum değil mi? Hayır çok gitmez. Hayır çok gitmez. Onu da ardından gönderdim. Bravo lan Fuat abi. Anası isafsın mı? Bodrum'da açıyoruz bütün pencereleri, kapıları. Ve giriş kapısındaki en devasa pencereyi. Rüzgar girsin sen uyurken kapıza türeyi. Hastaneden sonra durumun nasıl? Peki kanalımda seyretmişimdir neler yaptığını ufak çocukları. Buradan söyledim yani ben buradayken önümden geçirebilir. Kaç dakikadır buradayım? 10 dakikadır. Kaç dakikadır ben buradayım? 10 dakika geçmiş mi? 10 dakika. Benim önümden mi geçti? Değil. Nesi? Tamam, çok şey söyledim. Yok. Çok mu söyledim ya? Martı yuvamı kurşan. Topla. Evet, selamı sokuyor, bir kurbanla verdik. Her gün var. Her nefis ölümlüdür. Bazıların penceresinin dibine kadar boku leğene. Panjurunun üstüne kedilerle. Cereyanla parazitleri akciğerine sokarak. Geri geliyoruz. Sadece fırına gidecektik. Öğlen yemeği. Suratına bakarak geçtim. Yeni bir yeni kapı ayarla. Hakiminle. Yeni kapı olayını seyreden var mı? Konuşma yapanları. Tımarhanelik diline bunlar be. Çarşaflı çarşaflı biri geçti çekmeden. Böyle gösteriş yapıyor boş yoğurt kapıyla. Koyacak su doldurup. Bir kop su. Çocuk oyun parkına. Hayır işi yapıyoruz. Merhamet sevgi. Hayat kadınız. Bütün günahlarımız bağışlanacak. Cennet. Beklediğimiz ezan gerçekleşti. İyi günler, iyi pazarlar. O ezan okurken şahsen Hureyre de kendini gösterecek. Sakın sol elini sallama. Sülalemden biri daha ölmüş olabilir. Ve belediye başkanı Özdemir olabilir. Özdemir, merdivenden tırmanın önümden geçsin. Hureyre. Evet, videoyu böyle tamamlıyoruz. Ezan okurken.
güç gösteriyoruz, güç. Nanik yapıyoruz. Uçan maymun. Evet be, ezan okurken sağ kolu olarak kendimizi göstereceğiz. İbadetinin şeyini bozar. Kafasını. Ne diyebilirim ki ben? Her yere konmuş, her kuruma. Bu ne diyeyim yani, din düşmanım, milletin siz kökünü kazmayın, Allah sizin kökünüzü kazıyacaktır. Yazın tahtaya ve başlamanız gereken yer de burasıdır. Akbaba fırtınır bas bas. Kadınca.